T tablosu, Student'ın T tablosu nasıl kullanılır? Bunu açıklıyoruz. Öncelikle hangi sorularda T tablosunu kullanabileceğinizi açıklayalım. Soruda örneklem kütlesi 30'dan küçükse T tablosu kullanılır. Örneklem kütlesi nedir? Mesela 500 kişinin çalıştığı bir fabrikada 20 kişi seçiliyor. Burada 20 kişi örneklem kütlesidir. 20 de 30'dan küçük olduğu için T tablosunu kullanırız. Mesela şu üstteki soruya hemen kısaca bir bakalım. Soruyu çözmeyeceğiz. Bakın 250 gramlık gofret üretiliyormuş buralar. Önemsiz 400 gofretten yani büyük enimiz 400, 400 tane gofret var. Rassal olarak 25 gofret seçiliyor. Yani bizim seçtiğimiz küçük en sayısı 25. Her zaman örneklem kütlesi önemlidir. 25, 30'dan küçük olduğu için T tablosunu kullanacağız. Fakat baktığımızda iki farklı T tablosu olduğunu görüyoruz. Tek kuyruk, one tail ve two tail olmak üzere tek kuyruk ve çift kuyruk hipotez testleri vardı bilildiği gibi. Burada arkadaşlar... Çift kuyruk ve tek Kuyruğa göre çözmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız bu işlemleri? Şu şekilde. O kadar basit ki eğer soruda en az, en çok gibi ifadeler yoksa o çift kuyruktur. Bakıyoruz. Bu soruda okursunuz. Siz herhangi bir en az ve en çok gibi bir ifade yok. O yüzden sağdaki tabloya göre soruyu çözeceğiz. Soruda en az en çok gibi kelimeler geçerse burada buna göre çözeceğiz. Nasıl yapacağız? Şimdi bu soruya bakalım. Bu soruda bizlere küçük n'in 25 olduğunu vermiş ve anlamlılık düzeyi. Bizim için n ve anlamlılık düzeyi önemli. Anlamlılık düzeyi %1'miş. Yani alfa %1'miş. Biz buna göre tablodan bulacağız. Oldukça basit. Tablodan bulurken şunu yapacağız arkadaşlar. Bu çift kuyruk hipotezi. En az en çok yok. Hemen ne yapacağız? Buradaki n sayısını 1 eksiğini bulacağız tablodan. 24 ve tablonun yukarısından da 0,01'e karşılık gelen değere bakacağız. Şöyle silelim. Şimdi sağdaki tabloyu kullanıyoruz. Çift kuyruk dedik. 25'in bir eksi 24 burası. Yukarıdan da nereyi yapacaktık? 0.01. Bu ikisinin kesişimi burasıdır. 2.797 olarak bulunur. Soru da en az en çok gibi ifadeler olsa soldaki tabloya göre yapılacaktı. T tablosunu çözerken unutmayın. N eksi 1'e bakıyorsunuz. N'e bakmıyorsunuz. N eksi 1'e bakıyorsunuz. Burası oldukça önemli. Mesela N15 ise 14'e bakacaksınız. Yukarıdan yüzde derecesi kaçsa ona bakmanız gerekmekte. Aslında Z tablosunda da bu şekilde tek kuyruk çift kuyruk olup olmamasına göre değişir arkadaşlar. E bu tek kuyruk çift kuyruk nedir? Hani en az en çok da şöyle oluyor. Bakın şöyle bir grafiğimiz vardı ya bizim. Grafik şöyle çizelim aslında. Şöyle bir geri alalım. Şöyle olsun. Şöyle bir grafiğimiz vardı. Grafik şurada düzleşiyordu çift kuyrukta. Hatırlarsanız bunun sağında kalanlar red, solunda kalanlar da reddi. Yani şuradan itibaren düzleşiyor, buradan itibaren düzleşiyor. Buralar red bölgesi. Yani reddediyoruz fakat buralarda kabul ediyoruz. Bu çift kuyruk hipotez testleridir. Soruda en az en çok olmadığında sağdaki tabloya bakılır. Ama tek kuyruk hipotez testleri de vardır. O nasıldır? Mesela bunun sol tarafı hiçbir zaman düzleşmez. Böyle gider arkadaşlar. Yani devam eder. Ama sağ tarafı şuradan itibaren tamamen düzleşir. Yani burada sadece red bölgesi burasıdır. Bunun dışında kalan her yeri biz kabul ederiz. Bunlar işte arkadaşlar tek kuyruk hipotezleridir. Bu da alt üste göre ayrılabiliyor. Benzer şekilde bu şöyle de olabilir. Gelir burası düzleşir ama burası düzleşmez. Böyle devam eder arkadaşlar. Ben düzgün çizemiyorum ama normalde çok açık yani bakınca anlaşılır. Sadece burası reddedilir. Bu gibi durumlarda da soldaki hipotezi kullanacağız. Eğer n sayımız 30'dan büyük olsaydı Z tablosunu kullanırdık. Onu da kanalımıza anlattık. Hoşçakalın.